Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Samsung'un M31 modeliyle Galaxy A51 modelini karşı karşıya getireceğiz. Yani iki Samsung'u birbiriyle çarpıştıracağız diyebiliriz. Telefonlara baktığınız zaman dışarıdan benzer görünüyorlar desek de benzer görünmüyorlar. Arkadan biraz daha benziyorlar diyebiliriz. Çünkü aynı kamera kurulumları mevcut ama ön taraftan baktığınız zaman daha şık duran A51 kesinlikle. Peki şunu sorsam size hangisi daha pahalı desem muhtemelen A51'i söylersiniz. Çünkü baktığınız zaman çerçeveler daha ince, ekran falan daha şık duruyor. Delikli ekran tasarımı, burada demoda kalmış bir tasarım falan var. İncelik tarafında baktığınızda A51 çok daha ince. Lakin fiyat tarafına baktığımız zaman bu telefon daha pahalı. Peki neden? Daha mı hızlı? Yok, aynı yonga setleri bulunuyor. Ki biz bunun daha hızlı olup olmadığını bu videoda size göstereceğiz. Ne yapacağız? İki telefonla da açılma sürelerini karşılaştıracağız. Uygulamaları açacağız. Oyuna giriş sürelerine bakacağız. Ve hangi telefonun daha hızlı ya da daha yavaş olduğunu videoda görmüş olacaksınız. Aslında bakıldığı zaman bu iki model arasında fiyat tarafında önemli bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla bu da kullanıcıların kafasını karıştıran unsurlardan bir tanesi. Nedir? Şu Galaxy M31 kısa süre önce satışa sunuldu ve şu anda ülkemizdeki fiyatı 2700 lira civarında. Tabi 100 lira eksik ya da 100 lira fazlasına bulursunuz, o ayrı mesele. Bu telefon ise, yani Galaxy A51 ise daha önce satışa sunulmuştu ve şu andaki fiyatı 2550 lira civarında. Yani arada 150-200 lira gibi bir fiyat farkı bulunuyor. M31 burada daha pahalı. Tasarıma baktığımızda aslında A51 çok daha şık duruyor arkadaşlar. Baktığınız zaman bunun çerçeveleri daha kalın. Görüyorsunuz. Burada bir damla çentik var. Burada delikli ekran tasarımı bulunuyor ve şu çerçevesi çok daha kalın M31'in. Arka tarafa baktığımızda çok bir fark yok ama yine de bundaki tasarımın daha hoş olduğunu görüyorsunuz. Bunda düz ve şurada bir fiziksel parmak izi okuyucusu var. Bunda ise parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunuyor. Teknik özellikler tarafına baktığımızda ise gerçekten çok büyük fark olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Nedir? İki telefonda da Samsung tarafından üretilen Exynos 9611 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 10 nanometrelik bir üretim süreciyle geliştiriliyor. Ve işletim sistemi tarafında da One UI 2 destekli Android 10 bulunuyor. İki telefonda da, yani iki telefonda teknik özellik açısından baktığımız zaman herhangi bir fark yok arkadaşlar. Ha, belki RAM tarafında vardır. İşte gerçi burada M31'in 6 GB RAM'li versiyonları da var. İşte 8 GB RAM'li versiyonları da var. Fakat baktığınız zaman bunda da yine ne var? 6 GB RAM var. Yani şurada bizim karşılaştıracağımız iki telefonda da RAM miktarı 6 GB. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Kamera detaylarından bahsetmiyorum bilinçli olarak çünkü kamera karşılaştırmasını sonra yapacağız. Yani birinde 64 megapiksellik kamera var, işte birinde 48 megapiksellik kamera var falan ama bunların tabii şimdi diyafram değerleri falan farklı, mercek boyutları farklı. Dolayısıyla çektikleri fotoğraflar da farklı olacaktır. Şimdi size ben kağıt üzerindeki rakamları vererek bunların kamerası şu iyi bu iyi demek istemiyorum. Aynı açıdan iki telefonda da kamerasıyla fotoğraflar çekeceğim ve o şekilde bir karşılaştırmasını yapacağım. Böylece iki telefonun kamerasının hangisinin daha iyi olduğunu daha net anlayabileceksiniz. En azından öyle ümit ediyorum. Şimdi bu karşılaştırmamız arkadaşlar, iki telefonun ben hız limitlerini göstereceğim size. Yani ne kadar hızlı olduklarını göstereceğim. En önce bir kapatalım iki telefonu da. Daha sonra açalım. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak. Ben bu montaj esnasında tabii ne yapacağım? Yukarıdan bir tane kronometre koyacağım size. Böylece hangisinin daha hızlı açıldığını da net bir şekilde görebileceksiniz. Dediğim gibi aynı yonga seti bulunuyor. RAM de aynı. İşletim sistemi de aynı. Evet, iki telefonumuzu da açtık. Şöyle getireyim. İki telefon açılıyor şu anda arkadaşlar. Bakalım aynı mı açılacaklar. Evet, şu anda bir M31'in bir burun farkıyla öne geçtiğini söyleyebiliriz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, M31 1-2 saniye gibi bir farkla daha erken açıldı. Bunu da beraber görmüş olduk. Evet, şimdi menülere girelim arkadaşlar. Menülere girelim. Birkaç tane uygulama açmayı deneyelim. Bakalım uygulamalara tepkileri ne düzeyde olacak? Kişilere basalım. Aynı oldu hemen hemen. Arada ben bir fark göremedim. Facebook. Aynı. Yani çok bir fark yok. Bildirimler yağıyor bu arada. Aynı. Ve en önemli kıstas PUBG Mobile diyebilirim. Bakalım hop, bu ikisinde bir fark olacak mı, göreceğiz. Bu arada alt kısımdaki telefonumuz A51, yukarıdaki telefonumuz ise M31. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Şu anda başa baş bir mücadele söz konusu.
Evet, güncellemeler kontrol ediliyor iki telefonda da. İki telefonda da açtı şu anda ekranı. Evet, koşu koşu. Şu anda iki telefonda yükleme ekranına geçti. Yükleniyor. Evet, yükleme ekranına geçti. Bunu saymayalım. Şeyler vardı çünkü. Evet, ikisi de başlaya geldi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi iki telefonun PUBG'yi açması esnasında hani herhangi bir gecikme falan filan olmadı. Bir de batarya durumuna bakalım. Son olarak iki telefonun da %100'dü bataryası çünkü biz oyunlara girerken bakalım. Hani biraz uğraştık işte, uygulama açtık kapattık. Telefonları açtık kapattık. Bakalım bu bağlamda bataryaları ne kadar inmiş, ona da bir göz atalım. Şöyle bakalım. Net diyelim görüntümüzü. %98. Evet, A51 %2'lik bir batarya kaybına uğramış. M31'de ise %1'lik bir batarya kaybı söz konusu, gördüğünüz gibi %99'a inmiş bataryası. Bu arada şunu da sizlere dipnot olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. İki telefonun bataryasını da sizlere söyleyeyim. M31'de 6000 mAh'lık bir batarya var. Yani bu telefonun en önemli özelliği bataryası diyebiliriz. Powerbank bir telefon. A51'de ise arkadaşlar 4000 mAh'lık ortalama üstünde bir batarya bulunuyor. Fakat yine de arada 2000 mAh bir fark var. Dolayısıyla M31'in en büyük üstünlüğü A51'e göre bataryası diyebiliriz. Ama 4000 mAh'lik batarya da bence yeterli. Dolayısıyla tasarımlarına falan baktığımız zaman hızlar zaten gördüğünüz aynı, hemen hemen hiçbir fark yok hızlarda. Dolayısıyla tasarımlarına bakarak konuştuğumuzda bence A51 bir tık gibi önde görünüyor. Tabii yine de son kararı verecek olan sizlersiniz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu telefonlarla biz fotoğraf çekimleri de yapacağız. Şu koronavirüsünün kalkmasını biraz bekliyoruz. En azından hani çıkalım dışarıda fotoğraflar çekelim istiyoruz. Daha iyi bir bilgi sahibi olun diye. Fakat şu anda evlere tıkılı kalmış durumdayız. Dolayısıyla çok fazla fotoğraf çekme imkanımız yok. Ama önümüzdeki günlerde iki telefonun fotoğraf karşılaştırmasıyla da karşınızda olacağız. İki telefonda hemen hemen süreler eşit. Yani uygulama açmaz olsun, açılmazlar olsun. Çok arada devasa farklar yok. Bunun nedeni dediğimiz gibi aynı Yonga setleri ve aynı sistem özelliklerine sahip olmaları. İşletim sistemine kadar bu iki telefon aynı. Fakat dediğim gibi şu telefonun fiyatı 150-200 lira şu anda daha pahalı. Yani 2700 lira civarında. Bu telefon ise 2550 lira gibi bir fiyata sahip. Baktığınız zaman dışarıdan hangisi daha şık duruyor deseler kesinlikle benim tercihim bu olurdu. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama yani göz var, nizam var. Bakıyorsunuz daha kalın. Eski bir tasarım. Burada delikli ekran tasarımı var ki çok daha şık duruyor. Burada çerçeveler oldukça kalın. Ve şöyle baktığınız zaman ve ağırlık olarak da tamam bunda 6000 mAh batarya var belki ama ağırlık olarak da hayli kendini hissettiriyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar farklı telefonların karşılaştırmasıyla yine karşınızda olacağız. Şimdilik bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.